Biliyorsunuz 14 Mayıs seçimlerinden sonra partimizin genel yapılarıyla ve halkımızla almış olduğu binlerce toplantı sonucunda açığa çıkan şöyle bir sonuç vardı. Halkın kendi adaylarını kendisi belirlemesi, kendimizi de kentimizi de biz yöneteceğiz sloganıyla bugün bunun ilk adımı olan ön seçim
çalışması başlangıcı Şırnak'ta başlanmış bulunmaktadır. Halkımızla yaptığımız istişareler sonucunda şu açığa çıkmıştır ki bu aslında bir seçim yarışından ziyade bu bir demokrasi şöleni olarak algılanmalıdır. Halkın izlenimi bu yönlü. Yani burada sandıkta ortaya çıkan adayın şu bu olması çok önemli yoktur. Burada önemli olan halkın iradesinin, halkın kendi kendini yönetme gerçekliğinin açığa çıkmasıdır. Baştan söylediğimiz gibi yani kesinlikle biz buna bir seçim yarışı, bir sandık yarışı izlenimiyle bakmıyoruz. Tamamen bu bir demokrasi şölenidir. Bu halkın kendi kendisini yönetmesi, kendi adına karar verebilmesi, kendi inisiyatifini, kendi iradesini açığa çıkarması yönünde almış olduğu bir karardır. Ve yaklaşım mantığımız da bu yönlüdür. Özellikle Şırnak'ta gözlemlediğimiz gerçeklik şudur ki, başta da dediğimiz gibi bütün olumsuz hava koşullarına rağmen halkın yoğun bir şekilde bir oy kullanmaya yönelik bir talebi, bir coşkusu, bir akışı vardır. Hatta dışarıdan da yani şu anda Şırnak'ta oturmayıp da dışarıda olan ve delegasyon listemizde yer olan birçok kişi bugün oy verme işlemini gerçekleştirmek üzere Şırnak'a gelmiş bulunmaktadır. Bu bizim için çok sevindirici bir durumdur. Yani bu aslında geleceğe yönelik bir umuttur, bir ışıktır. Biz bunu bu şekilde algılıyoruz. Kendimizi de kentimizi de biz yöneteceğiz aslında şiarı bugünkü halkın yaklaşımıyla en açık bir şekilde aşağı çıkıyor.